biz şimdiden başka akşam için mi plan yapsak? Naz'ın siniri pek yatışacak gibi durmuyor malum Atıf Bey. Keyfinden mi sinirlendi efendim? Fahri Nisa kendince ortalığı yatıştırmaya çalışıyor. Ettiği lafa dikkat etsin o zaman lütfen. Biz burada alttan alırken... Biz ne yapıyoruz ya? Biz ne yapıyoruz? Almayın bir de. Yani şu durumda söylenecek bir lafınız varsa buyurun konuşun. Genç bunlar Ziya babacığım, genç bunlar. Ya bizim deli olanı deli kız işte. Ben en iyisi çocuklara bir bakayım. Yok yok, önce ben bir gideyim, tekrar bir sakinleştireyim, sonra sen konuşursun. Bence senin de sakinleşmeye ihtiyacın var. Bırak, ben hallederim. Herkese iyi akşamlar. Hani Naz? Oğlum cevap versene. Ne dikiliyorsun orada öyle? Bu kadar insan sizin keyfinizi bekliyoruz burada. Herkesten özür diliyorum. İstanbul canım, bilmeyen mi var trafiğin durumunu? Geçenlerde ben de bir toplantıya gidiyordum iş yerinde. İnanın acayip bir trafik var. Fahri, ne işi ne toplantısı. Bırak boş konuşmayı. Bırak adam gibi izahat versin. Hesabını doğru yapan geç kalmaz. Biz Naz'la... Dede. Biraz da benim hatam. Mete geç kalacağını haber vermek için bana mesaj atmış. Aramış da. Ama ben cevap vermedim. Niye? Bazen niye diye sormuyoruz biz. Naz Hanım'ın işleri diyoruz, susuyoruz maalesef. Naz'ın ciğerini biliyor Mete Bey de. Ayrıca onu burada bekleyenin sırf Naz olmadığını da biliyor. Bir dünya başka telefon da var ulaşılabilecek. Mete beni arayıp geç kalacağını söylemişti. Ben de bunu size söyledim zaten. Geç derken biz buna geç kalmak demiyoruz. Bu kadar basit olmamalı Belgin Hanım. Ya, düpedüz saygısızlık. Ama dede... Tamam, çocuklar aralarında halletmişler galiba meseleyi. Uzatmasak mı babacığım? Evet. Evet. Sorun çıkarmak söz konusu olunca Atıf Bey bunun en mükemmelini gerçekleştirebilir yani. Ben mi sorun çıkarıyorum? Ya bu çocukların kendisi sorun ya. Vay efendim trafikteymiş de geç kalmış da. Ama bunları siz yaptınız böyle. Aman efendim çocuk onlar, ne olacak? Kanları deli, ne olacak? Ne olacak, ne olacak diye diye buradayız. Evet. Fahri Nisa haklıymış, biz yanlış zamanda gelmişiz. Çocuklar hazır olunca biz tekrar geliriz. Hadi bakalım, gel gidiyoruz. Babacığım, ya, yanlış anlıyorsun. Ziya şey, lütfen rica edin. Ya, ya, yanlış anlıyorsun. Ya, ya, yanlış anlıyorsun. Ama Ziya amca, yapmayın ne olur. Dede, yapmayın. Bu geceyi tatlı bitirelim. Hı? Değil mi Mete? Haklısınız Atıf amca. Özür dilerim. Haklısın, haklısın. Haklısın demeyle oluyor mu bu iş? Ama dedeciğim, yani benim de hatam var. Şimdi mesajına baksaydım böyle olmayacaktı belki. Babacığım, kuzu gibi bakıyor yüzünüze. Üzmeyelim bu gece çocukları, lütfen. Nazar, vallahi bize nazar dedi evet. Ya. Bak, bu da nazar bir oyuncu olsun. Unutalım, bitsin gitsin bu mesele. Hadi. Hadi evet, babacığım. Baba. Anası babası burada. Kız verecek olan onlar zaten. Dedem, senin rızan olmadan olur mu? Anlatmayacak mısın kızım? Bir şey mi gördün, bir şey mi duydun? Ne oldu? Ya sen ayrılacaklar diye mi korktun? Ay ayrılmasınlar. Aman İncila. Şu nişan işini bir halledebilirsek Mete Bey de sık sık gelip gitmeye başlayacak. Biz de artık tamamen kurtuluruz şu üniforma muhabbetinden. Aman aman. Çok şükür halloldu her şey. Heh, tamam değil mi? Al kızım, götür şu tepsiyi. Naz nişanda senin tutmanı istiyor. Alsana kızım. Alsana. Hadi hazır mı her şey kızım? Hazır anne. Tabaklar nerede? Hadi. Tamam, koyuyorum.
İncila, acele etsene kızım. Çabuk. İncila nerede? Tuvalette, midesi çok kötü. Yüzükleri takalım mı babacığım, ne dersiniz? Hadi hadi, hadi. Duygulandın değil mi? Naz seni sordu. Ne dedi? Ne diyeceğim? Hasta dedim, tuvalette dedim. Ağladın mı sen? Geleceğim ben. Tebrik ederim. Çok sağ ol. Aşk olsun Ziya. Özel davetlerde bile takmama izin vermediğimiz aile yadigar kolyeyi ben taşıyamadım da bu nasıl taşıyacak? Allah şimdi bunun yeri mi bu? Yani bunu konuşmanın yeri mi ya? Tamam Ziya ya.